Evet sevgili dostlar, dedik ya program bitiriyoruz ama sağ olsun yönetmenimiz bize müsaade etti, bir yarım saat daha sizlerle beraberiz. Biraz Nevruz'u üzerine muhabbet edeceğiz. Nevruz Bayramı özellikle kutlanan, Türk halklar içerisinde kutlanan Demirci Gava'nın demir dövmesiyle başlayan o özel günü, demirin dövülmesiyle başlayan o bayram günü kutlanmalarını ve özellikle Türklerin Ergenekon'dan kaçışını bir kurtuluş bayramı, bir sevinç bayramı dile getirdiğimizde de Nevruz'u dile getireceğiz. Nevruz muhabbet edeceğiz. Yine Ethem Dede ile başlayalım. Dedem az önce dedim ya, tüm halkın birleşerek, tüm halkın bayramı, kurtuluş bayramı diye kabul ettiğini de Ergenekon'dan Türklerin kurtuluşu, Demirci Kavan'ın demiri dövmesiyle o günün bayram kutlanması, bunun üzerine biraz da muhabbet Tabii. kelam edelim. Buyurun dedim. Yani şu da var dedem, yani bugün birçok toplumda yılbaşı olarak kabul edilir. Baharın uyanışı yılbaşıdır diye Evet. kabul edilir ve toprağa cemrenin de düştüğü gündür aslında bugün. Çiftçi olan canlarımız çok daha iyi bilirler, artık toprağın da uyandığı gündür. Bunun tabii ki toprak erkil bir toplumda da bugünün önemi had safhadadır. Mesela bugün bizler de köyde yaşıyor olsaydık emin olun bugünü iple çekiyor olacaktık ki toprak uyansın diye. Bunun yanında bahsettiğiniz gibi birçok topluluklarda, Türklerde de, Kürtlerde de, Zazalarda da, Farsilerde de bugünün anlam ve önemi çok büyüktür. Yalnızca işte Hazreti Ali'nin doğumu değil, yalnızca toprağın uyanışı değil. Aslında ayla güneşle ilgili konularda, yani burçlarıyla ilgili konularda da çok önem atfeder Evet dedim. bugün. Hazreti Ali etrafında toplanmış birçok rivayetten bahsedilir. Zamanımız çok fazla olmadığı için bunlardan da pek bahsedemiyoruz. Lakin şunu da söylemek gerekir. Bugün şu anda bizim yaptığımız, saygıdeğer derim, ibadettir. Çünkü şöyle bir kelime vardır. Ali'yi zikretmek ibadettir. Hazreti Ali'yi anmak ibadettir. Biz bugün tüm televizyonları karşısında olan canlarımızla birlikte biz ibadet ediyoruz. Eyvallah. Hazreti Ali'yi anarak ibadet Çünkü ediyoruz. zikrediyoruz. Onun ismini Tabii dile ki. getiriyoruz. Hakkı zikrediyoruz. Muhammed'i zikrediyoruz. Elbette. Bu bizim birliğimizi ve dirliğimizi gösteriyoruz. Bunun yanında mesela az önce Kürt kardeşlerimizden bahsettiniz. Demirci Kava. Demiri döver. Evet. İşte bugün de demirler dövülür. Demiri dövmesi bunun ne kadar güzelliği bir zenginliğidir. Yani demir nasıl dövüldükçe şekil alıyorsa insan da bu gibi zorlukların içerisinden geçerek şeklini almaya başlıyor. Burada anlatılmak istenen tasavvufi mesele budur. Bir düşünürün dediği gibi elmas nasıl yontulmadan parlamıyor ve şeklini almıyorsa insan da zorluklardan geçmeden şeklini alamıyor. Yani bir insan cahili nadan olursa, İnsan suretinde hayvan olursa, insanlığa karşı düşman olursa mutlak onda haset illeti vardır. Kin, kibir, haset, buğz, nefret, dedikodu, edavet gibi fiiller insanın gönül tahtına bir kere oturduğu vakit onda Ali'den kelam çıkmaz. Onda İmam Hasan'dan, İmam Hüseyin'den, onlardan bir kelam çıkmaz. Ondan çıkacak kelam Yezid kelamlarıdır. Yani artık burada Yezid bir fiil olmuş. Hazreti İmam Ali bir fiil olmuş. Kim güzellik, kim doğruluk, kim yiğitlik, mertlik yolunda ilerliyorsa o Ali'dir. Ali gibi er gelmedi cihana, diğerleri de buldu bahana diyebiliriz. Buna çok bahaneler bulmaya gerek yok. Bugün Ali'nin teşrif ettiği, Hazreti İmam Ali'nin teşrif ettiği gündür. Bugün biz müminlerin bayram günüdür. Biz Türklerin, biz Kürtlerin, biz Zazaların bayram günüdür. Biz tüm halkların bayram Bayram günüdür günüdür. bugün. Aşık Veysel'e de değinecek olursak saygıdeğerlerim, bugün hem doğduğu hem de vefat ettiği gündür bu arada. Diyor ki Koca Veysel, Veysel sapma sağa sola. Sen Allah'tan birlik dile. İkilikten gelir bela, dava insanlık davası. Aşık Veysel'in gözleri görmezdi. Zannediyorum bu kelimeleri söylerken biz görenlerden daha fazla hakikati gördüğünü aşikar ediyor. Ne kadar güzel, sağa sola sapmayın diyor. Allah'tan birlik dileyin diyor. Birlikten yana hiçbir sıkıntı gelmemiş ama ayrılıklardan yana tüm hüzünler bundan yana gelmiş. Tüm savaşlar ayrılıklardan, sen mi üstünsün, ben mi üstünüm demekten yana gelmiş. Nevruz günü o ayrılıkların bittiği gün olmasını temenni ediyorum ben. Dedim Eyvallah Veysel'den sözleşmişken dedim. Tabii buyur dedim. ben de başta okuduğum
dörtlüğünü tekrardan okumak istiyorum. Çünkü bizi yeniden izlemeye başlayanlar vardır. Şöyle diyor dedem dediği gibi Veysel. İtimat edersen benim sözüme gel birlik kavline girelim kardeş. Birlik çok tatlıdır benzer üzüme. İçip şerbetini duralım kardeş. Veysel'in sözleri kanun dışı mı? Mantığa uymazsa kesin başımı. Bana düşman etmiş vatandaşımı. Sebep neyse soralım kardeş diyor Veysel. Evet. İşte Veysel'i hani demin de dedem zikretti onun. Gözleri görmüyordu ama Veysel'in gönlünü görüyordu. Gönül gözü görüyordu. Biz sadece Aşık Veysel'i dinlerken onun o söylediği kelamlar sadece bir deyiş olarak mı dinliyoruz? Yoksa onun manalarını mı dinlemek lazım? Esas onun içeriğini dinleyebilirsek, Veysel'in söylediği o sözleri anlayabilirsek, içeriğini anlayabilirsek işte o zaman Veysel'i anlamış oluruz. Evet. Yoksa sıradan bir ozan dersin, işin içinden çıkarsın. Ama Veysel'in her söylediği kelam içerisindeki, o deyişlerin içerisindeki, söylediği türküler içerisindeki her cümleyi iyi analiz etmek lazım. İşte o zaman Veysel'i anmış oluruz veya Veysel'i yad etmiş oluruz veya Veysel'in gerçek kimliğini bulmuş oluruz. Yoksa küçük yaşlarda bir hastalık geçiriyor, gözleri görmüyor ama kaç yaşına kadar bu ilmi, irfanı yürütüyor, gözleri görmediği halde o güzelim bağlamayı çalıyor. O türküleri, deyişleri söylüyor. Nasıl söyledi bunları? İlla görmesi mi gerekiyordu? İşte gönül gözünü açtı orada. O gönül gözünde o mısralara yüktü. O mısraları anlayabildik mi? Bu çok önemli. Onu iyi anlamak lazım. Onu dile getirmek lazım. Buyur dedim. Bir küçük konu daha var dedim. Onu da açmak istiyorum müsaadenizle. Tabii buyurun. Bilirsiniz Ebced hesabı vardır. Evet. 21 Mart'ın da bir Ebced hesabı vardır. Biliyorsunuz bizim takvimimizde Mart 3. aya tekamül eder. Onun yanında 21, Ebced'de en büyük sayı 9'dur. İki basamaklı sayılar geldiği vakit çift olmamak kaydıyla mesela 11 olduğu zaman biri gölge sayılır, biri hakikat sayılır, 1 baz alınır. Ama 21 olduğu vakit 2 artı 1'dir. O da 3'e tekamül eder. Yani bugün dikkat edin, Aleviler 21 Mart akşamı çera uyandırırlar evlerinde. Çera ne şekilde uyandırılır? Yüce Allah'ın nura aşkına, azametin nura aşkına derler. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yüce nübüvvetin yani peygamberliğin nura aşkına derler. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Velayetin yani Hazreti İmam Ali'nin arıtıcı nura aşkına ya Ali derler. Yani bugün o birlikteliğin günüdür saygıdeğer dedelerim. Evet. Diliyorum ki bugün akşam evimize gittiğimizde tüm konuklarımız da bunu yapsın diliyorum. Tüm izleyenlerimiz de bunu yapsınlar evlerinde. O çeralarını uyandırsınlar ve Nur Suresi ayet 35 ve 36'ya göre uyandırdıkları çeranın ilmin genişlemesi, ilim ışığıyla aydınlatanlar olmamız vesilesiyle, Hazreti İmam Ali'nin vesilesiyle, Yüce Peygamberimizin vesilesiyle, Kur'an-ı Kerim'in vesilesiyle Yüce Allah'tan diler ve kabulü içinde niyazda bulunur. Allah Allah. Zaten ne diyor? Karanlıktaki ilmin ışığıyla aydınlanmanın günüdür. Evet. Hazreti Ali'nin doğum günü. Velayet nurun dünyaya teşrif ettiği bir gündür. Velayet nuru diyor. Öyle bir kelam var ki burada o nuru simgeleyen. İşte az önce Ethem dedenin dediği gibi evlerimize yaktığımız o çera ilmin, karanlıktan ilmin ışığıyla aydınlatma günüdür bugün. Bizler bu yüzden ki Allah'a şükürler olsun ki Alevi izleyebiliyoruz, bu yolu yürütebiliyoruz. Bugün cemlerimizde özellikle her perşembe akşamı yaptığımız ibadetlerde bu çera nurumuzu her daim aydınlatırız. Sadece cem evlerimizde değil, evlerimize de aydınlatırız. Evimiz adınıdır. Ayette şöyle diyor dedem, adının anılmasına izin verildiği evlerde uyandırılır. Onlar sabah akşam onu tesbih ederler. Evet dedem. Kimi? Yüce Allah'ı tesbih ederler. Peki görüntüde mi? Hayır. Bunu gönlen zikrederler. Misal çalışırken Allah'ı hiçbir zaman akıllarının başka tarafına atmazlar. Hiçbir zaman çalmazlar. Hiçbir zaman hak etmediğini almazlar. Eliyle koymadığına uzanmazlar. Bu onun ibadetidir. Çalışmanın ibadeti de vardır. Hal hareketin ibadeti de vardır. İbadet denildiği vakit sadece kıyam, rükû, secdeye veyahut da vakitsel durumlara kimse kapılmaması lazım. İbadetten önce Yüce Kur'an-ı Kerim şunu anlatır.
samimi olmaktan bahseder. Akletmekten bahseder. Evet. Ve en önemlisi hanif olmaktan bahseder. Sayın dedelerim. Hanif olmak nedir? Hanif olmak müşriklikten dönmüşlüktür. Müşrikliğin yani şirkin tam karşılığında hanif olmak vardır. O yüzden ya Muhammed hanif olan İbrahim'in dinine uy deniliyor. Hanif olan. Hanif samimi olan, doğru yolda ilerleyen ve doğru insanı anlatır. Bizlerin de hanif olması yani samimi olması esas alınır. Yüce Allah'a ben bunu yapıyorum ama karşılığında bana ne verecek şeklinde değil. Tam tersine ben bunu yapıyorum, bunu gerçekten gönlümle istediğim için yapıyorum. Yani bir şeylerin gerçekçi olması onun tadını, lezzetini daha farklı boyutlara getirir diye düşünüyorum ki Yüce Kur'an'da bunu bu şekilde açıklar. Dile getiriyor. Eyvallah sevgili dedelerim. Hem Hazreti Ali Efendimiz'i dile getirdik. Doğum gününü, onun bayramını dile getirdik. Nevruz bayramını dile getirdik. Muhabbet ettik burada. Dilimizin döndüğünce ekran başındaki dostlara nacizane biraz bilgi olsun aktarmaya çalıştık. Yavaş yavaş toparlayalım. Hem programın artık 2. bölümü son bölümüne geldik. Hem burada Hazreti Ali Efendimiz'in hem Nevruz Bayramı'nı son bir kelamlarla toparlayacak olursak Neler deriz? Abbas dededen başlayalım. Ondan sonra Ethem dede ve ondan sonra son sözleri söyleyerek programı akışını bitireceğiz. Evet. Ben Nevruz ilgili şunları eklemek istiyorum. Nevruz, yeni Ruz gün demektir. Evet. Yeni gün anlamına gelir. Nevruz, güneşin koç burcuna girdiği gün olup Rumi Mart'ın 9'una rastlar, gece ile gündüzün eşitlendiği gündür. Yani farklı anlamları vardır Nevruz'un. Bunlardan birisi de şu, Sultan Nevruz 20 Mart gününe rastlar. İlkbahar başlangıcı ve Celal takvimine göre yılbaşıdır. 21 Mart veya Sultan Nevruz, ilkbaharın hayat bulduğu, bütün tabiatın yeniden canlandığı, kış uykusuna yatan tüm canlıların toprak altında yeryüzüne çıktığı, yeni bir hayatın başladığı gündür. Ben de bugün de diyorum ki, yeni bir güne başlayalım, barışalım, barış içinde olalım, birbirimize sevgiyle sarılalım, dostluk içinde yaşayalım. Dostluk içinde yaşayalım diyorum. Bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Eyvallah. Aşk muhabbetlerimi sunuyorum. Eyvallah. Nefesine yüreğine sağlık sevgili dedem. Kelamları dile getirdik. Dedem son hani programı duayla kapatacağız ama duaya girmeden önce bir şeyler söylemek, tamamlayıcı bir şey söylemek isterseniz buyurun. Evren bize çok büyük bir mesaj gönderiyor dedem bugün de. Evet. Güneş ekvatora 21 Mart günü tam bir dik açıyla geliyor. Dikkat edin. Gündüzle gece eşit olmakla kalmıyor. Dünyanın güneyiyle kuzeyde bu eşitlik gerçekleşiyor. Diliyoruz ki tüm dünya insanlığına evrenin verdiği bu mesaj ulaşır. Eşitlikten, barıştan ve beraberlikten yana olurlar diye temenni ediyorum. Eyvallah. Evet sevgili dostlar, ekran başında bizi izleyen dostlarımıza da bugün Hazreti Ali Efendimiz'in doğum yıl dönümüydü. Aşık Veysel'in Hakk'a yürüme dönümüydü. Hem yad ettik, hem bayramı kutladık ve Nevruz bayramını, bahar bayramını dile getirdik, dile getirmeye çalıştık. Hazreti Ali Efendimiz'e dedik ya ne kadar zamanımız belki günlerce sürer onu anlatmaya da gene yetmeyecek o zamanımız. Peygamber Efendimiz'le beraber İslamiyet'i kabul edenlerin ilk erkeklerinden olan Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Hatice Hanım'dan sonra ve Alevi toplumunda özellikle olan bir bağlayıcı da şudur kardeşlik anlamında. Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ali'yi kendine yol kardeşim, müsahip dediğimiz ilan ettiği, kendisine ilan ettiği bir dönemdir. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına alması. Ve düşünebiliyor musunuz? Hicret döneminde Peygamber Efendimiz öyle bir sıkışık vaziyetteyken herkesi kardeş yaptığı, müşrikle yerlileri kardeş ettiğinde haricileri herkes Peygamber Efendimiz'e müsahip olmak istedi. Ama aralarında 30 yaş olmasına rağmen Hazreti Muhammed Mustafa buyurdu ki Ali gelen vaile Ali senin kardeşindir, senin yol arkadaşındır. Yani Hazreti Ali'nin kimliğini
dile getirmeye çalıştım ki bunu da ilave etmek istedim. Onunla olan bağdaşını, Peygamber Efendimiz olan bağdaşını dile getirmek istedim. Bunu anlatmak istedim, kelamını ettim. Ve Hazreti Ali Efendimiz'in hem velayet makamı döneminde hem Peygamber Efendimiz döneminde yaşadıkları, dile getirdikleri, velayet makamından sonra da hilafet makamına geçtiğinde de yaşadığı zorlukları, katılığı, savaşları da bununla bugün burada zikretmeye çalıştık, dile getirmeye çalıştık. İşte dedik ya, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Hem Hazreti Ali Efendimiz hem Nevruz Bayramı'nı ve Aşık Veysel'i yad ettik, andık. Ne mutlu ki böyle bir bayramı en azından da cemevlerimizde belki dün kutlayamadık. Belli güvenlik güçleri yüzünden sıkıntılardan dolayı yaşayamadık, onları dile getiremedik ama bugün burada nacizane muhabbet etmeye çalıştık, dile getirmeye çalıştık, dünü bugünü yad etmeye çalıştık ve bundan sonra cemevlerimizde de perşembe günleri, özellikle bu haftaki perşembe günü cemevlerimizde Nevruz Bayramı, Nevruz Cemi adı altında Hazreti Ali'yi yad etme, onu kutlama günümüz olacaktır. Biz programı yavaş yavaş dediğim gibi kapatacağız ama ben birkaç kelam ettikten sonra bir dörtlükle hemen dua için Ethem dedeme döneceğim. Ondan sonra direkt programı kapatıyoruz. Bizimle beraber ekran başında olduğunuz için güzel dostlar, bize sabrettiğiniz için hepinize aşkın yazılarımı sunuyorum. O Hak Muhammed Ali yolunda, Ehl-i Beyt yolunda cümlemle yürümeyi nasip ediyorum. Hazreti Ali'yi kelamlarla dile getirmek biraz zor ama ben hemen şöyle diyeyim. Aynayı tuttum yüzüme, Ali göründü gözüme. Nazar kıldım özüme, Ali göründü gözüme. Cümlenize iyi akşamlar diliyorum ve sözü Ethem dedeye bırakıyorum. Eyvallah dedem. Bismillah, Allah Allah. Ey yüceler yücesi, her şeye kadir yüce Allah'ım. Ak yüzümüze kara çalınmasını engelle. Yeşil Allah umutlarımızın kırılmasını engelle. Allah Allah. Bizleri merde, namerde, herhangi bir ferde muhtaç etme. Allah. Bizi senden gayrısına muhtaç eyleme ya Rabbim. Allah Allah. Allah Allah. İlahi ya Rabbim, bölücüye, yıkıcıya aman verme. Evimiz yıkılmasın, ocağımız sönmesin, yiğitlerimiz ölmesin, vatanımız bölünmesin. Allah. Milletimizi ereksiz, yiğitlerimizi yüreksiz bırakma ya Rabbim. Allah Allah. Allah. Geleceğimiz aydınlık ve mutlu olmasını nasip eyle. Allah Allah. Gönüllerde hoşluk, barış ve birlik, dostluk olsun. Ey yüce Tanrım, üstte mavi gök basmayıp altta yağız yer çökmeyince ilimiz, töremiz bozulmasın. Allah Allah. Ey ilahi, Hazreti İmam Ali'nin doğumu olan bu mübarek günün hürmetine karanlıklardan aydınlığa ulaşmamızı ve ilimle dirilmemizi bizlere nasip eyle. Allah Allah. Allah. Bayramımızı mübarek eyle. Allah Allah. Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, pirimiz, üstadımız Hünkâr Hacı Bektaşi Veli, evliyalar demine, gönüller birliğiyle Allah Muhammed Yali. Hü.